Bir takım sinyaller gelmeye de devam ediyor. Özellikle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in geçen hafta yapmış olduğu özellikle %25 kiradaki zam oranı artık devam etmeyebilir şeklinde bir açıklaması vardı. Sonrasında yeni konutlar yapılacak ve buna herkes ulaşabilecek şeklinde. Bunları nasıl değerlendirirsiniz? Yani %25 kira artış oranı Temmuz ayı itibariyle ortadan kalkacak mı ve sonrasında nasıl bir süreç kiracıları ve ev sahiplerini bekliyor? Şimdi paranın patronu Sayın Şimşek. Yani onun söylemlerini referans alarak yorumlamak isterim. Tabii son 2 haftadır yine piyasaları yakından ilgilendiren açıklamalar yapmaya devam ediyor Sayın Şimşek. Özellikle %25 kira zammı ile alakalı kişisel düşüncesini söyledi. Yani ben burada tekrar devam etmesi noktasında bir gerekçe ortada görmüyorum dedi. Ve piyasanın genel beklentisi de Temmuz ayı itibariyle bu kira zam oranlarının tekrar iptal edileceği yönünde beklentim var. Yine bu haftada emlak sektörüyle alakalı, konut sektörüyle alakalı yeni bir proje geliştirdiklerini ifade ettiler. Bu projeyle birlikte isteyene ev, isteyene getiri. Yani sonuçta kira fiyatlarını veya emlak fiyatlarının yükselişini frenleyen yeni bir projeden bahsetti. Detaylarına daha giremedi çünkü. Ancak burada emlak fiyatlarının yükseliş hızı kesilecek mi, kira fiyatlarının yükseliş hızı kesilecek mi noktasındaki düşüncem hayır. Yani benim beklentim yok bu yönde. TL bazlı tabii ki Türk lirası üzerinden politika izledikleri için ben de Türk parası üzerinden, TL üzerinden bunu yorumluyorum. Ancak derseniz ki altın veya döviz üzerinden bu yükselişler devam edecek mi? Hayır. Yani döviz bazlı ve altın bazlı yükselişler devam etmez. Ancak TL bazlı ben düşüş olacağını şahsen beklemiyorum ve Temmuz ayı itibariyle kiracıların, emlak alacakların yeni bir süreci başlayacak karşımızda. O yüzden buradaki problemlerde bu %25 sınırı kalktıktan sonra yavaş yavaş normalleşir diye düşünüyorum. Gayrimenkul fonu ve ev fiyatlarının düşmesi konusunda neler söylersiniz? Yani hiçbir dünyadaki farklı ülkelerdeki hükümetlerin ekonomi politikasını üretenler bile, kabine yönetimi bile işte emlak fiyatları yükselecek, kira fiyatları yükselecek, döviz yükselecek demez. Yani kimse bunu beklemezsin. Ve kendi politikalarını savunuyorlar ve kendi yeni üretmiş oldukları projelerle bu tarafı baskılamaya devam edecekler. Dolayısıyla kendi kişisel görüşünü söylüyor Sayın Bakan. Bundan sonraki süreçlerde zaman gösterecek. Yani hem enflasyon tarafında, hem araç fiyatlarında, hem konut fiyatlarındaki, hem hayat pahalılığındaki, hem raflardaki, hem çarşı pazardaki rakamların onların beklentisi doğrultusunda iyimserliği düşüşlerini bize artık bundan sonra zaman gösterecek. Ama söylemlere baktığınız zaman vatandaş şunu duymak istiyorlarsa konut fiyatları düşecek, kira fiyatları düşecek, enflasyon gerilecek, hayat daha ucuz olacak falan diye bir cümle duymak istiyorlarsa bence bir kez daha düşünsünler. Herkes işini yapıyor yani.